Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Türkiye'deki Xitay virüsünün terakkiyatı ve yeni çekilmeler. 3 aprel Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministerliği Türkiye'de Xitay virüsü bilen kaza kılganlarının 425 yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministeri Fahrettin Koca her gündekidek saat 19'da Türkiye'deki Xitay virüsü bilen yukumluş ehvalini ilan kılıp, virüs bilen yukumlanan dep güman kılınan 16.160 kişinin tekşürüş arkalık, bir gün içinde 2786 kişinin virüs bilen yukumlanganlıkının inihlanganlıkını. Bunun bilen Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanğıçılarının 20.921 yetkenlikini bir gün içinde yana 69 kişi kaza kılıp, cami kaza kılganlarının 425 yetkenlikini kaza kılış nispeti tünügünge karıganı çüşkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministeri yana bugün davalanıp atkan bimarlar içinde 69 neferinin salametlikinin esliki kelgenlikini, halkının öz ara uçuraşmazlıkını, uçuraşkandımı arlık saklışı gereklikini, Xitay virüsünün kengişiki karşı tedbirkar buluş gereklikini bildirdi. Şundaklı Cumhur Reis Erdoğan yeni tedbirlerini ilan kılıp, bundinkin adem köpçaylarda maske takışının mecburi bolgallıkını, şundaklı ilgiri 65 yaştın yukarı kişilerinin sırtkı çıkışı çekilengen bolsa, bununla koşup bundinkin 20 yaştın töven kişilerinin mu sırtkı çıkışının çekilengenlikini, bunundaki maksatının yaşlarımızın karantinağı iliş işgenlikini bildirdi. Şundaklı 31 şehirge katnaş vasıtlarının kiriş çıkışları 15 günlük çekilengenlikini uxturdu. Yeni ilan kılınan çekleme ve kaidlerge asasen sırtkı çıkış çeklemesi bulmağın yaştaki kişiler mi, sırtdaki hareketi ceryanıda çokum başka kişiler bilen 3 kadem arlık saklaşının mecburi işkenliki, hılaplı kılgoşularının cezalındıgallığı bildirildi. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız. Yani 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek için sokağa çıkmasını temin etmek, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır. Xitay dairleri bayram gününü matem günü kılıp bekitti. 4 aprel Xitaylarının bu yıllık Çokantal bayramı yaki kabri süpürüş bayramı bulup, Xitay dairleri bu günü umumyüzlük matem günü kılıp bekitken. Amerika Avaz Zorunun bu vaxtki haberde bildirilişçe, Xitay dairleri 3 aydın buyan devamlaşkan yukum sebeplik ölüp ketkenlerini hatırlaş üçün, bugünü bütün Xitay boyunca umumyüzlük matem günü kılıp bekitken. Kararga asasen bayrağının yerim çürüldüğallıkı, barlık ammevi köngül içi faaliyetlerinin toxtıldıgallıkı, bekitilgen vaqtta barlık puhralarının 3 minut sükütü turduğallıkı bekitilgen. Xitay dairleri yana Xitay'daki virüs yukumunu tüncü bulup aşkarlap koygan doktorlarının biri Li Wenliang'ni inkılabi kurban dep ilan kılgan. Wuhanlik közkeseldeki doktori Li Wenliang katarlıq 8 kişi bu yılının 5'de yeni virüs baykalganlıkını alakı vasıtlarıdı tünüştürüğü yetküzgenliki üçün ösek söz tarqatkan digen bahanı bilen tutup getilgen idi. Kiyim bular kuyup berilgen bosumu Li Wenliang Xitay virüsü bilen yukumlanıp uzak kalmay ölüp ketgen idi. Xitay dairleri dastlabki mezgilde virüs yukumunu yuşurganlıkı sebeplik halkaranın tenkidi ve besimigi duş kelip atkan bir paytta yukurkıdak karar çıkarışı arkalık öz cinayetini tövendikilerge artıp halkaranın közünü boyaşkı uğrunmakta. Hemmigi tunuşluk yeni bir şirket Xitay'ı casusluk kılış bilen ayıplendi.
Kanada Toronto Üniversitesi tünügün cüme günü bir dokulat elan kılıp, bütün dünyada kan kölemlik işiltili batkan tor yığını yumuşak detali Zoom'nın barlık uçurlarını Xitay'a yetküzüp gelgenlikine aşka arıldı. Amerika Avazı Toru'nun bu vaxtki haberde bildirilişe, mezkur şirket sin ve avaz uçurlarını okşamağın usulde şifirlap, Xitay'a xupiyanı halde yollap beripli kalmasın, yani mehbi ekilgan yığınlarının şifresini Xitay'daki mulazimetlerine yollap beridiken. Zoom bolsa növette en köp işiltili batkan tor yığını yumuşak detali bulup, xalqaradaki yuqum ahvalining iğirlashishiga ergishib, ishlatuvchilar texnomo ko'paygan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi mazgillarda mazkur yumshoq detalda kuniga 200 million qitimdan ortiq yig'in ochilgan. Garchi shirkatning bosh shtabi Amerikada bo'lsa-mu, ammo shirkat qurg'uvchisi Xitoy bo'lib, Xitoy tavalligida yana 3 tarmoq markazi bor. Asosliq xizmat korpusi Xitoyda bo'lib, 700 dan ortiq xodim xizmat qiladi. Navbatda Amerikaning adliya organlari mazkur shirkatning bu vaqtda tushuncha berishini talab qilgan bo'lib, Şirketin bayanatçısı hükümet tarafından kısa vakit içinde bu meselenin müzakere kıldığını bildirgen. Xitay virüsüne karşı halkaralık çağrı kararı ilan kılındı. 3. April Birleşken Milletler Teşkilatı Umumi Kengişi'de halkaralık yığın içilip, Xitay virüsüne karşı halkara hemkarlık çağrı hakkında karar ilan kılındı. Yığında Norveçya, Şvitsariya, Singapur, Hindonezya ve Gana qatarlıq 188 devletinin koşuluşu bilen karar layısı Birleşken Milletler Teşkilatı Umumi Kengişi'de makullandı. Haberde Xitay virüsü sebebinden Umumi Kengişte avazga koyuşunun yeni kaide boyunca icra kılınğanlığı. 2. April avazga koyulğandakin her qaysı devletlerge şu yer vaxtı saat 18 geçe itiraz bildiriş hukuku berilgenliki, vaqt toşkıça hiç qandaq itiraz bildirilmegenliki, Ahırda kararının birdek toluk avaz bilen kubul kılınğanlığı bildirildi. Kararda Xitay virüsünün halkara cemiyette veyran kılış karakterlik təsir elip gelgeliki, iqtisat, halkaralıq sayahat ve soğudu işlerine iğir buzgunçılık kılınğanlığı, kembiğal ve virüsünün təsirge en iğir uçurgan devletlerge yardım kılış gerekliliği təkitlengen. Umumi yığın diyene Rusya Birleşken Milletler Teşkilatı Xavupslik Kengişinin makulluğu bulmasının, devletler öz aldığı imbargo yürgüzüş kararı çıkarmaslık hakkında lahiye sunğan bulup, mezkur lahiye Amerika, Avrupa İttifakı ve Ukrayna'nın narazılık bildirişi sebeplik kubul kılınmağa. Şarkı Türkistan'da virüs hakkındaki uçurlar kattık tizgillenmekte. Tanrıtağ Toru'nun 3. April'deki haberde bildirilişçe, yıkındı Karımay Şehirlik Cemaat Xavupsliki İdarisi 8 kişinin çakırtıp agahlandırış bergen. Virüsünün mənbəsi bulan Xitay yıkındı meri halıqarağı virüs üstüdün qalbi qılğanlığını ilan kılıp, virüs haqqıdaki uçurlarını alaydı kontrol kılmaqda. Xitayının təşviqat oğrulurdun başqa her qandaq organ yakı şəxsinin tor ve ictimai uçur vasıtırda virüs haqqıda uçur tarqıtışını çəkilgən. Hatta chat el muhbirlerini her xil tökmetleri bilen Çigradın qoğlap çıkargan idi. Xabarda yakında Karımay Şehirlik Cemaat Xavupsizliki İdarisinin gumanlıq bimar ve eniq diagnoz koyulgan bimar bayqaldı, Karımay Şehirini yakında taqaydu dəb uçur tarqatqan 8 kişini çakırtıp agahlandırış bergeliki bildirilgen. Bırak agahlandırılgan kişilerinin salahiyeti aşkarlanmağan. Xabardaki örsülüşe Xitay dairleri yana xalıq ammasığı təhdit selip, İğva toquğan ösek söz tarqıtıp tor muhitiga buzgunçılık kılğanlarının normal ictimai tertibini buzganlar qatarıda qattıq cazalandığanlığını təkidligen. Virus yuqumu haqqıda dairlerinin elan kılğan uçurlardan başqa mikroblog, munber, ündidar qatarlıq alaqı süpilirdeki uçurlarga işenmestikke yalgan uçurlarını tarqatmastıkı buyruğan. Xitay virüsünü yuşuruşta Dünya Sağlık Teşkilatı'nın cevapkarlığını sürüştürüş talep kılındı. Xitay'nın Wuhan'da partılığan virüs yuqumunu yuşuruşta Dünya Sağlık Teşkilatı'nın cevapkarlığını sürüştürüş, mezkur teşkilatının FOP'lik rehberi Gebreyesus'un istifa berişini talep kılış sadaları küçeymekte. Amerika Cumhuriyeti Kengash Palata azası Rick Scott 1. April bayanat ilan kılıp, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Xitay Kompartiyası'nın yuqumunu yuşuruşa yardım kılgallığı, Amerika hükümeti bu organının yuqumunu yuşuruşta oynayan rolünü tekşürüşü gerektiğini bildirgen. Onun tekitleşe Amerika Devlet Meclisi guvahlık yığını çakırıp, Dünya Sağlık Teşkilatı'na berbatkan zor bedel pulunu devamlıq beriş bermesliğini karab çıkışı gerekken. Şunun bilen bir vaxta Amerika Kengaş Palata azası Marta Meksali, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş direktörü Gebreyesus'un istifa berişini talep kılgan. Onun 2. April Amerika'daki siyaset toru gezdiği bildirişçe Gebreyesus Xitay'nın Wuhan virüsü yuqumunu yuşuruşa yardım kılgan.
Washington kuzatkuchisi kelsining xabar qilishicha Dunyo sahiya tashkiloti yana Yaponiyaning tanqidlashiga uchragan. Yaponiyaning muavin bosh vaziri Taro Aso 2-aprel Yaponiya parlamentida so'z qilib, bu o'rin Dunyo sahiya tashkiloti emas, Xitoy sahiya tashkiloti deb atalishi kerak degan. Uning ta'kidlashicha, ilgari u Xitoyda o'pki yallig'i yuqumi yo'q deb ching turmagan bo'lsa, kishilar uningga qarata baldurroq tadbir olat ekan. Nevada Xitoy o'tgan yili 11-ci ayda bayqalgan virusni yoshirib, yuqumning hozirgidek dunyoga yamrishini keltirib chiqarish bilan ayblanmoqda. Xitoy ishlab chiqarishni asliga keltirishda qullar amgakini ishiltibotdi. Xitoyning ishlab chiqarishni asliga keltirishda Uyg'urlardan qullar amgaki sifatida foydalanayotganligi ilgari surildi. Amerikadagi Katolik xabardari agentligining 2-apreldagi xabarida qayd qilinishicha, Amerika Diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nadina Menza bu yilning boshlari Xitoyda Wuhan virusining portilishi bilan tang Uyg'ur ishlamchilarining sonini zo'r darajada oshganligini bildirdi. U mazkur agentlikka qilgan so'zida 2020-yilning boshlari Xitoyda yangi Wuhan virusi portilishiga ergishib, zavodlarda ishlashga lagerlardan tizimga oldirgan yoki o'qish bitirgan Uyg'urlarning sonida zo'r darajada eshish ahvoli ko'rildi degan. Nadina Minza bu so'zlarni Xitoy rejimi yosh Uyg'ur amgak kuchlarini Sharq Turkistonning ichki sirtidagi Xitoy zavod korxonalariga turkumlab yotqayotgan mazgilda qildi. U yana Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining yaqinda e'lon qilgan dokumentini naql keltirib, agar bu dokument to'g'ri bo'lsa, bu Xitoy rejimining yerlik millatlarni nishon qilib, qullar amgaki atkaschilikka qilayotganligini ko'rsatdi degan. Xitoy ishlari komitetining yaqinda e'lon qilingan mazkur dokumentida Xitoyning lager tutqunlarini zavod korxona yezi egilik maydonlarida qandoq majburiy amgakka selayotganligi haqida tafsili to'xtalgan. Xitoy doiralari bu yil 2-ayda Wuhan virusi butun Xitoyni qoplab, har qaysi joylar umumiyuzlik karantinga ilingan bir mazgilda atalmish Uyg'ur amgak kuchlarini keng ko'lamlik yotkashga boshlagan edi. 2-ayning 22-chi kuni tungi turkumda Xotandan 171 Uyg'ur yuqum rayoni bo'lgan Changshaga yotkalgan edi. Nadina Minzaning ta'kidlashicha, Xitoyning 1 milliondan ko'proq odam jazo lagerlarida tutib turilayotgan Sharq Turkistonda aran 76 yuqumdor bayqaldi deb e'lon qilishiga ishonmak bak mushkul ekan. Xitoy oqullarining yangi to'lqini Sharq Turkistonga nimalar elib keladi? Xitoyning Bingtuanning janubga qarab taraqqiy qilishini siyosiy vazifa sifatida ijro qilayotganligi Sharq Turkistondagi har qaysi darajalik tarmoqlarning Xitoy ko'chmanlarini bir tiyinmi chiqim qildirmay ko'chirib kelib yerlashtirayotganligi hammaga ma'lum bo'lmoqda. 2020 yildagi bu yangi Xitoy ko'chmanlar to'lqini Sharq Turkiston va yerlik xalqi nimalarni elib keladi? Bu masala Uyg'urlarda emas, Uyg'ur shunos mutaxassislarda mu andisha paydo qilmoqda. Erkin Osiyo radiosi bu vaqtda tayyorlagan xabarda Bingtuanni Sharq Turkistonning janubidagi 3 viloyat bir oblastga qarab texmo kengaytish plani Xitoy rejimi 2010 yili atalmish Xinjiang xizmat yig'inda olgan atalmish Xinjiangni idora qilish qarorining biri. Bingtuanning janubga kengayishi kuchaytirilgandan buyon nufusi 500 mingdan oshadigan yangi shaharlarni qurib chiqish bekitilgan. Xitoy rejimi Bingtuanning kontroliga qurgan Xotandagi Qurumqash shahri, Qashqardagi Tumshuq shahri, Bayinqilondagi Boshagim shaharlariga shiddat bilan Xitoy nufusini yotkimoqda. Xitoy ko'chman aholilaridan biri bo'lgan Yang Xitoyning sharq-shimolidan o'zini qo'shganda 6 jon Bultur Aral shahriga bir tiyin chiqim qilmay ko'chib kelib yerlashib qolgan bo'lib, haqsiz uy va yer zaminlarga yuqori kirimga ega bo'lganligini bildirgan. Uning deyishicha, mana endi u o'zining xos taratqu hisobida hukumatga moslashib ko'chirish siyosati va buning bosqichlarini tushuntirib tashviq qilmoqda. Uning izohlashicha, Xinjiangga kelishga iltimos qilguvchi o'zining yozma iltimosi, kimligi, nufusi, to'yxati, ota-ona bilan bola munosabatining isboti qatorliq lozimliq materiallarning ko'paytirilgan nusxasini, hatto telefon orqali avatish orqali ham osonlik ko'chib kelish rasmiyatlarini bijiralaydi ekan. O'zi kelib avari bo'lmasa-mu, yerlik tarmoqlar nufus yotkash iltimosini 15 kun ichida tasdiqlab, tomg'a urib, yondirib avatib beradi ekan. Yangning aytishicha, ular texi Xinjiangga kelmay turibla e'tibor siyosatidan bahrlanishga boshlaydi. Ko'chish va yo'l chiqimlarini mu hukumat ko'taradi. Har odamning yo'l chiqimi uchun 1200 yuandan pul beriladi. Yana 500 yuandan yerlashish yordam summasi tarqitib beriladi. U so'ziga tuqqan yo'qlash uchun yurtiga berib kelish safar chiqimini mu hukumat ko'taradi. Ko'chib kelguncha bir tiyin mu chiqim qilmaydi deganlarni qo'shib qo'ygan. Yangning deyishicha, orolda pul topmoq Xitoydagi o'lkalardan oson bo'lib, u oyda 7000 yuandan 9000 yuanga qadar sob kirim qiladi ekan.
onun yana hükümet bölüp bergen 40 mo neşbütlük beği bar iken. Muhbir onundan aralda kancı Uygur barlığı hakkında sorgan sualıga, o cevaben aralığı kilovatkallarının hemmesi Xtaylar. Bu yerde Uygur yok, ular halisi mi köçüp kilelmeydu, çukum Xtay buluşu şart diyen. O bu cayda Uygurlar bulmağını üçün özünü hatırcam his kılgallığını bildirip sözüge ulapla aral bihater, her 500 metrede bir köz tüşpon kitibar dep koşup koygan. Onun deyişçe hazır bihater cemiyet berpa kılınıp bolganmış. O bu axtı mundaqtaydı. Onun üstüge aral digen Xi Jinping reis özü noxtılıq tərəqi kıldırvatkan cay. Amanlıqı yaxşı, saxçıgı telefon kılsaq bir minutta yetip geledu. Aral şehri Aksu vilayeti təvəsindeki qadimi Uyğur yezlerinden biri bulup, Tarım deryasının başka deryalar bilen koşulduğun cayı hesaplandığın Aral digen cayga 1950 yıllardın kiyen işlep çıkırış kuruluş armiyesinin birinci divizisiyle karşılık poliklar uğrulaşıp, Bingtuan'nın başkuruşu da berpa kılınan idi. Xtaylar bu yerini Alar disimi, Uyğurlar yenili Aral dep ataydı. Xtay ahalisi bu yerde şiddet bilen köpüyüp, 1949 yıldan ilgiriki hiç kanda Xtay ahalisi yok bu cayda, Beydu Toru'daki uçurda 2016 yılı 290 mingden artık Adem'ge yetkenliki. Şehir nüfusunun 320 mingden aşkallığı kayıt kılınan. Uyghur şünas tatqiqatçılardan Dr. Ryan Sam'nın münahizi kılışça, Xtay rejimi Şarkı Türkistan'ı Xtay nüfusunu köçürüşünü 1980 yıllardan başlayıp küçeytip bargan bu jarayanda, Şarkı Türkistan'daki Xtay nüfusunu əsildeki 6%'den hazırkı 40%'ge yetküzgen bosumu, ular asasen Şarkı Türkistan'ın şimalideki çoğun şehirlerge yerleşken idi. Yıkında bulup mu Çinchuango kelgenden buyan, Xtay nüfusunu Cenub'daki bir oblas 3 vilayetki karab kengeyişin devamlıq küçeytmekte. Tumşuk, aralığı okşaş Cenub'daki bu yeni şehirlerge köçüp geliş, yakınki mezgilde körnerlik halde şiddetlik bulmakta. Bunlar yakında TikTok videolurdu mu enik namayan bulmakta dedi. Doktor Ryan Sam'nın karışçıyana bu siyasetler Şarkı Türkistan'ın nüfus korulması ve esli alahidliklerini pütüllay özgertvetişini maksat kıldı galakını. Bingtuan'nın Cenub'daki diviziya ve şehirler nüfusunun şiddet bilen eşi, öz növetide Şarkı Türkistan'ın ekologiyelik özgürleştirini küzetküçülerde mi okşaşlı endişi payda kılıvat kallıqını bildirdi. Amerika Miami Üniversitesi'nin coğrafya ve nüfus meseleleri boyunca profesörü Stanley Topes, Xtay'nın tarım muadisiyle Xtay nüfusunu şiddetlik aldı yetkişini, xatarlık akıvat payda kıldığan hata siyaset deb tanqid kıldı. Növete Xtay akullar tarqatkan bazı videolarga qaraydıgan bolsaq, ularının Şarkı Türkistan'a kelgen haman kollektif qasam beriş murasimlarga qatnışıp, Atalmış Şinjan'ın mukumluğunu can tikip koğdayımız, milletler ihtipaklıkı tökpü koşumuz diyen kasemler bilen bu yeni makandaki hayatını başlayan vatkallıkı körülmekte. Xtay'nın yavayı hayvan istimal adeti halkara cemiyetinin endişesini kozgumakta. Yıkında Türkiye Devlet Televizisi TRT ve Euro News Katarlık akbarat vasıları Xtay'daki Wuhan virüsü yukumunun menbesi dep karlıvatkan yavayı hayvan bazarlarının kayıtıdın ekilgalıqını. Xtay ve Şarkı Cenubi Asya ellerdeki yavayı hayvan istimalinin dünyayı tehdit elip kilovatkallıqını haber kıldı. Mezkur haber elan kılınğandayken Türkiye'deki her saha kişilerinin kattık dikkatini kozduğun bulup, kişiler yeni bir kıtımlık vabanın kilişidin kattık endişelenmekte. Vaba halıgı kelgen Xtay virüsü tüncü bulup, Xtay'nın Hubei ülkesi Wuhan şehirde oturuğa çıkan bulup, tüncü yukumlanıcılarının yavayı hayvan bazır bilen münasifeti barlıqı eniklanğan idi. Mütexassislar Wuhan virüsünün tərəqi kılgan nusxısının şəpəran, pangolin, yaki yılanğı oxşaş yer biğirliğici hayvanlardan insanğı yukkan buluşu mümkün dep qaramaqta. Xalqara kişilik cemiyetinin eytişçe Asiya kıtasıda yılığı 30 milyon it öldürüldükən. Xtay Kuruluş Akademisi'nin dokulatıda yavayı hayvan bakımcılığı ve istimalinin yılığı 57 milyar dolar kımmet yaratılgalıqı eytilgan. Bu haber elan kılınan diken Türkiye'deki ictimai alaqı vasıtlarında Xtay'daki yavayı hayvan bazarları ve yavayı hayvan istimal medeniyeti kattık tenkitlerine uçurdu. Arkadınlı Xtay elçihanısının bayanatçısı kılıcı tep tartmasının Twitter'de işbade bildirip, Xtay'nın yemeklik medeniyeti de yavayı hayvan istimalinin yokluğunu Euro News'nin yalgan haber tarqıtvatkallıqını bildirdi. Xtay baş elçihanısı bayanatçısı yana Twitter hesabıda Türkiye Devlet Televizisi'ye xitap kılıp, Türkiye Devlet Televizisi elan kılgan videonun Xtay'da süratke eğilinmeğallıqını, Xtay'daki yavayı hayvan bazarlarının kayıtının eğilinmeğallıqını eğitip, Türkiye Devlet Televizisi'ye yalgan haber tarqıtıp 1. April çakçıqı kılıvatamızlar dep sual koydu. Yukarıqı talaş tartıştınken, Xtay rejimi ve Xtay elçihanısı bayanatçısı ictimai alaqı vasısı abonları tarafından kattık mazak kılındı.
bazı tordaşlar mesxire qilib Xitoydagi yovvoyi hayvon bazarlarining qayta ochilganligiga qaratib, Xitoyda COVID-20 ga tayyorlik xizmatlari boshlangan o'xshaydi desa, bazı tordaşlar Xitoyga o'xshash axborot erkinligi mavjud bo'lmagan bir davlatning Turkiya davlat televiziyasini soxta xabar bilan ayiblaganligiga qarab qattiq hayron qilgan. Turkiyadagi Xitoy elchixonasining Twitterdagi rasmiy hisobida aytilishicha qonunga xilof ovchilik qilish, setish, yotkash va yovvoyi hayvon iste'moli qattiq jazoga tortildi ekan. Xitoy doiralari Wuhan virusi vabosining yovvoyi hayvon iste'moli bilan munosabatli ekanligi e'lon qilingan ekan, Shenzhen shahrida mushuk va it go'shti tijorati va iste'molini cheklagan bo'lib, bu it va mushuk go'shtini cheklagan Xitoydagi tunji shahar hisoblanadi ekan. Lekin kuzatuvchilar Xitoydagi nochor yemaklik odatlari va yovvoyi hayvon tijoratining yaqinda tuzildiganligiga gumon bilan qaramoqda. 2003 yili o'tirg'i chiqqan SARS vabosi jarayonida Xitoydagi hayvon bozorlarida yovvoyi hayvon tijorati vaqtliq to'xtatilgan edi. Lekin qisqa vaqt ichida cheklama bo'shatilib, yovvoyi hayvon tijorati davomlashgan. Xitoy virusidan qazo qilganlar soni 60575 dan oshib ketdi. Dunyo miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanib qazo qilganlarning soni 60575 ga yetdi. Yuqumlanuvchilar soni 1 million 100 mingdan oshdi. Salomatlikka asliga kelganlarning soni 227 mingdan halqidi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Italiyada Wuhan virusi sababidan qazo qilganlar soni yaqinqi 24 soat ichida 766 odam eshib 14681 ga yetdi. Yuqumlanuvchilar soni 119827 ga yetdi. Fransiyada yuqum sababidan qazo qilganlar soni yaqinqi 24 soat ichida 588 odam ko'payib 6507 ga, yuqumlanuvchilar soni 82165 ga yetdi. 1208 odam qazo qilgan 91159 odam yuqumlangan Germaniyada yana 6 turk Wuhan virusi sababidan qazo qildi. Qazo qilganlar soni 7000 dan, yuqumlanuvchilar soni 277475 dan oshib ketgan Amerikada yuqumning eng og'ir zarbasiga uchirgan Nyu-York qazo qilganlar va yuqumlanuvchilar sonining yarmini egallagan shtat bo'ldi. Davlat mudofaa ministrligi xodimlari va harbiylar oila tabiatlari orasida Wuhan virusi sababidan qazo qilganlar soni 6 ga, yuqumlanuvchilar soni 1648 ga yetdi. Maryland shtatida 5 bu vaqtda yuqum bayqaldi. Aqsaray Amerika prezidenti Donald Trump va muavin prezident Mike Pence bor joylarga yaqinlashadigan barliq kishilarga virus tekshirishidan o'tish sharti qo'yildi. Kanadada yuqum sababidan qazo qilganlar soni 208 ga, yuqumlanuvchilar soni 12549 ga yetdi. Yana bir tarafdan Kanadaning Wuhan virusi sababidan Shimoliy Atlantik Aktiv tashkiloti NATO qarmog'ida Iroqda vazifa o'tayotgan 500 askarni chekindirganligi bildirildi. Yangi Zelandiyada yuqumlanuvchilar sonining 950 yetganligi e'lon qilindi. Braziliyada virusdan yuqumlanib qazo qilganlar soni 359 ga, yuqumlanuvchilar soni 9059 ga yetdi. Ajablanarlik bo'lgani prezident Jair Bolsonaro insonlarning jiniga zamin bo'layotgan yuqumni pisentga olmagan pozitsiyasini davomlashtirmoqda. U bu virus bir yomg'irga o'xshaydigan bo'lib, butun davlatni 70% hol qiladi. Yuqumlanuvchilar immunitetga erishganda davlat erkin bo'ldi dedi. Yuqum sababidan ijtimoiy aralikni saqlash tadbirlarini yo'l qo'ygan valilar va shahar boshliqlariga norozilik bildirib, sizlar mening maydonimni bilasizlar. Braziliya xalqi bu qarorlarga 2-3 oy bardoshlik berolmaydi. G'oyat zo'r ishsizlik o'tirg'i chiqdi dedi. Meksikada Wuhan virusidan yuqumlanib qazo qilganlarning soni 50 ga, yuqumlanuvchilarning soni 1510 ga yetdi. Kök ay jamiyati yuqum mazgildimi xalqimizning xizmatida bo'lmoqda. 3-aprel Kök ay insoniy yordam jamiyati boshqaruv hay'ati har qaysi Uyg'ur tashkilotlari birlashib qurgan virus krizisi yordam markaziga hamkorlashib, har vaqt xizmatga tayyor ekanligini bildirib bayonot e'lon qildi. Kök ay insoniy yordam jamiyati raisi Abdurahim Aziz o'g'li bayonotda munolarni bildirdi. Bu qurilgandan beri 500-600 oilaga har ay 50 ming lira qimmatida Erzak yardımı, 15 tonluğu yakın erzak yardımı her ay kilovatlandı. Bunun yanında 40 bin lira kıymeti de, 40 bin TL Türk lirası 40 aileye ev kirası yardımı kılıp geldi. Bu Xitay virüsü çıkandığın ki bu 500-600 aile mümkün eşlik etti. Biz muşu bir hafta içinde 500 aileye yardım bulduk. Bu 500 aileye 300 ailenin büyüge, Zeytinburnu, Sapakoy, Merkez olmak, Merkez oluşuyla
şu etraftaki kardeşlerimizle 300 ailenin üyeleri çıkıntıyla erzak yardımı, yemek içmek yardımında zor. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmek köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.